Nihat'la karşılaştık bugün. Çok üzgündü. Peyker'le konuştum ben de. O da aynı şekilde. Özür diliyor, ağlıyor durmadan. Onun ne kabahati var? Firdevs Hanım'la beraber mi oturacaklar artık? Şimdilik öyle olacak. Hilmi Bey evlatlıktan reddedecekmiş Nihat'ı. Şirketten kovmuş. Ne yapacak peki? Bilmiyorum. Düşünecek bir şeyler. Olmaz öyle şey. Biz gitmeden konuşalım. Gelsin başlasın şirketlerden birinde. Eğitimli donanımlı çocuk. Öyle. Aslında çok çalışkandır. Duydum. Yeni kurdukları şirketi o adam etti. Evet. Bizimle çalışsın. Nasıl olsa Behlül Bey'in okulunu bitirmeye henüz niyeti yok. Hiç olmazsa Nihal, Bülent büyüyene kadar aileden biri geçer şirketlerden birinin başına. İlk sana yol görülür oğlum. Çırak çıkarsın sonra. Hem Hilmi Bey'e de bir ders vermiş oluruz. Gerçekten Nihat akıllı bir çocuk. Benim de gözüm arkada kalmamış olur. Böyle düşünmeni çok sevindim. Bihter artık Adnan Bey'in karısı. Adnan Bey Bihter'in üzülmesini istemez. Onu üzecek insanları etrafından uzaklaştırır. Bence öyle yani. Yarın konuşurum hatta istiyorsan. Çok iyi olur. Afiyet olsun. Ne oldu Behlül? İştahım kesildi birden. Kusura bakmayın. Nereye? Herkese ne oluyor bu akşam? Beşir de konuşmuyor, kovaladı beni. Behlül söylediklerinden alındı galiba. Ne dedin ki? Okulu bitirmeye niyeti yok diye takıldım. Yok canım, alınmaz öyle şeylerden. Hiç böyle yapmazdı ama. Ben gider gönlünü alırım. Okul konusunda babama bozulmaya hakkı yok. İkinci sınıfta takıldık 6 senelerdir. Bu konular çok hassas konular Nihal'cim. Yorum yapmayalım istersen. Behlül. Ne oluyor Behlül? Şaka yaptım ben sana. Alındın mı? Bugün Hilmi Bey'le konuşmaya gittim amca. Ben sana karışma demiştim. Ama işin aslını öğrendim. Ben de güldüm, bana da bozuldu. Yok canım, Behlül ne şakalar yapar. Bir kıza verdiği randevuyu hatırlamıştır, ondan bırakmıştır sofrayı. Vallahi. Bir bakayım, Nihat konusunu ben açtım, benim yüzümden tadımız kaçtı. Bihter gerek yok, otur, inerler şimdi. İçine sinmeyecek, konuşsun en iyisi. 1 milyon lira amca. Çeki almadan imzalatmamış evlilik sözleşmesini. Evlilik sözleşmesini o para karşılığında imzalatmış. Doğru söylemiş, Firdevs Hanım satmış kızını resmen. Doğru konuş. Bana kızma. İşin doğrusu bu. Adam söğüşlendi lafını boşuna etmedi amca. Kadın kızlarını para kaynağı olarak görüyor amca. Behlül, kelimelerine dikkat et, kalbini kıracağım. Sen de biraz gözünü aç ne olur. Bu evlilik çok çabuk olmadı mı sence?